Öğlen süresi sorguya alacaklarmış amirim. Yanına gittim ve kendisini tehdit ettim. Şimdi seni temiz temiz ikaz ediyorum. Eğer etrafındakilerden birinin canını yakarsan seni gökyüzüne karıştırırım, parçanı bulamazlar. Bu sözleri karısı da duydu. Şu cinayetlerin üstünü açmayalım. Dünyalığı yaparız. 1 milyon. Kırışırız. Anlaştık. Para kimden geliyor bari, hiç olmazsa onu söyle giderken. Menşeini sorma. Saati cin aşırı. Anladık. Çözmüşsün işi. Benden şüphelenmekte sonuna kadar haklısınız. Seni bir süre uzaklaştıracağız. Açığa alacağız ve incelemeyi sürdüreceğiz. Adli tabip her şey yanınca Eser Koyu'dan diş doktorunu aramış. Oradan bütün diş raporlarını istemiş. Çünkü diş yanmaz. Eser Koyu'da ait değil. Diş örnekleri tutmuyor. Açığa almıyoruz seni Tahir. Devam et görevini. Ayrıca Sadi cin aşırılı operasyonu için teşekkür etmeyi unuttum sana. Bir şey değil amirim, bir şey değil. Vazifemiz. Benim çocuğu, senin aileni, hepsini resmi koruma altına almamız lazım. Resmi ekipler girsin devreye. Eser Koydağ'la beraberim. Size onu yaşadığını söylemek istiyorum. Sen şimdi kimin için çalışacaksın biliyor musun evladım? Kimin için? İlahi adalet için çalışacaksın. Onu ellerimizle alacağız, adalete teslim edeceğiz. Neslihan'ın yerine o kuzey bu kız olsa bile olmaz. Ama olmuyor işte. Ya o bu kim oğlum? Vallahi sende biri var. Söylemişsin. Yok vallahi şerefsizimi kaybettim Feza. Ne o Dizan bu Dizan o zaman? Yani bu Ferit'in ablaları var mesela şimdi. Ha Dizan ayrılmış. Ha için biriyle berabermiş zaten. Ben oğlum onu misal verdim yani. Onunla ne alakası var? İnsanın aklına kötü bir şey gelse gider bekarını düşünür. Yani evlisini ne yapacaksa kötü düşünüyor sana. Yani. Keyfi davranıyorsun Türkan. Hadi evlenelim, hadi boşanalım. Çocuk oyuncağı mı bu? Gönlün nasıl isterse öyle olsun istiyorsun. Hala evli barklı bir kadınsın, sakın unutma. Bir dakika ya, ne demek o şimdi? Yapmayın şunun her istediğini. Giymeyeceğim ben. Bana bak edepsiz. Abla ben birkaç gün sende kalabilir miyim? İyi ki geldin. Başımın üstünde yerin var. Yani annemin desteğe ihtiyacı olduğu dönemde evde kalsaydın daha mı iyiydi acaba? Öyle de Ferit. Şimdi annem için özel yemek yapılacak. Efe onlardan yemez. Oğlan bütün gün kudurup duruyor evin içinde zaten. Bir çocuk yaşı gereği. Ben de bir şey söyleyemiyorum. Zaten ablamın canı sıkkın. Babamın öyle. Ne olacak peki annemin durumu? Halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz? İnanacağız. Yarın okuldan sonra burada işe başlıyorum. Ben alırım, okuldan çıkınca alırım abi. Haydi. Haydi güle güle. Vallahi inan gidiyorlar, kızı bize bırakıyor. Bir buraya gidiyorum, bir şuraya gidiyorum. Nerede kalacağım ben? Burada kalacaksın şimdi. O iyi ki gitmişler. Ben o Ekrem amcayı hiç sevmedim zaten. Şeyim abla, ablam, Alev, Efe. Bu gece kızı alıyoruz, çiçek gibi götürüyoruz oraya. Ya ben senin kız arkadaşının annesini tanımıyorum bile Ferit. O göğsündeki şeyi çıkaracaksın Songül. Dün Ferit'i gördün değil mi? Koskoca teşkilat var arkasında. Niye bulamıyor seni İstanbul'da? Ha? Sana aşık olduğunu mu zannediyorsun? Beyaz atlı prensi bekliyorsan, öyle bir prens yok. Sana bu dünyada istediğin her şeyi verebilecek bir tek adam var. O da şu anda karşında duruyor. Bu adamlara ulaşmanın tek yolu var Ferit. Barış güvercini Behruz'u serbest bırakacağız. Göndermeden önce yemeğine kuvvetli dozda uyku ilacı koysunlar, bir ince işçilik yapalım. Alıcı bağlayalım. Belki enişteciğim güzel güzel ortaya çıkalım. Yoksa kan dökeceğiz. Mahvedeceğiz sizi. Memleket değiştirin. Girmeyin buraya. Ama burada olduğunuz sürece çökünüzü kazıyacağız sizi. Çekmecedeki evde buluşalım. Orada buluşmayalım. O şarkıcı kız orada. Şehmuz'un şeyinde buluşalım. Fener'de. Tamamen işte. Afan Büyükdere İstanbul'da. Burada bir kız arkadaşım var. Onu alıp götüreceğim yanımda. Emir, yanında götürdüğün kadına dikkat et. Başıma bela olmasın. Gidiyoruz. Nereye? Ukrayna'ya. Oturacaksın, evinin kadını olacaksın. Ahmet'le Bülent miydi? Parçalarım onları. Zavallısın, psikopatsın. Aşığım ben sana. Seviyorum ben seni. Adamlar mafya Ferit. Yani telefonda da birbirlerine adres verecek halleri yok. Yapacak tek bir şey var. Şu adamların bir araya gelmesini bekleyeceğiz.
şuna yardım et. Etrafı arayın. Dağılın çabuk. Gel benimle. Songül! Ahır kapı feneri 6 saniyede bir çakıyormuş. Anadolu yakasındaki fenerler yeşil, Rumeli yakasındaki fenerler kırmızı çakıyormuş. İskele sancak, iskele yeşil çakarmış, sancak kırmızı çakarmış. Bu adamlar bir fenerin dibinde, bir otelde buluşuyor olabilirler. Bir restoranda buluşuyor olabilirler. Bir teknede buluşuyor olabilirler. Koca bir marinada, büyük bir teknede buluşuyor olabilirler. Düşün, düşünün fenerdir işin. Kim ya? Bu Şahmuz'u bulsak biz bu işi söküteceğiz ha Ferit. Şahmuz'un evi olsa Şahmuz'da buluşalım der. Burası Şahmuz'un nesi? Şahmuz'un yeri. Şahmuz'un yeri bir restoran mı? Şahmuz'un yeri bir otel mi?
Şehmuz'un yeri. Hani var ya böyle gemi restoranı, öyle bir yer mi acaba? Şehmuz isminde tekne adı olur mu Ferit? Amirim, benim bildiğim tekne isimleri kadın isminden oluyor. İsimler dişi oluyor yani. Madam Şehmuz Butterfly. Abla, ne tarafa gidiyoruz? Ha? Bu araba ne tarafa gidiyor? Ben Tekirdağ'a gidiyorum. Peki, beni de Tekirdağ'a götürür müsünüz o zaman? Kaza falan mı geldi başına? Kaza mı? Yanında kimse falan yok muydu? Bilmem. Niye sordun? Yoran buran yara içinde. Dedim, bir şey mi oldu? Abla, varsa bir şey yardımcı olalım. Yok yok. Tekirdağ'a gidelim biz. Solla şunu. Devam et. Nerelere adam gönderdik? Rumeli Feneri, Anadolu Feneri, Ahırkapı Feneri ve Haliç'teki Fener'in etrafında bizim adamlarımız var. Birbirleriyle irtibat halindeler. Sahil şeridindeki restoranlar, karaya bağlı bütün tekneler aranıyor. Peki Emir Büyükdereci'nin peşindekiler? Büyükçekmece, Küçükçekmece. Hatta Çekmeköy'e bile adamlarımızı gönderdik. Hala kızın alıkonduğu değil mi? Behruz nerede kalıyor? Behruz Oteli'nde, değiştirmedi. Barda bulduğumuz uyuşturucunun davası bitmeden tebliğ ettiği adresten ayrılmaması gerekiyor amirim. Zaten bu konuyu avukatıyla telefonla uzun süre konuşmuştu. Yani hayatında bir değişiklik olacağına dair bize hiçbir ipucu vermedi. Evinden eşyalarını toplatıp otele getirtirdi. Hala dinlemede miyiz? Mikrofon üzerinde. Ya mikrofonu bulup bize beste yapıyorsa? Hayır, alçıyı değiştirmedi. Ama muhakkak kendi doktoruna gidip pansuman yaptıracaktır. İnşallah o zamana kadar da affanla görüşür. Efendim? Amirim. Kızınızı bağlamışlar. Alo. Alevciğim. Kalktın mı kızım? Fevzi abin verdi mi, kahvaltını ettin mi? Ha, güzel kahvaltını et ki okulda oynayacak gücün olsun. Değil mi güzel kızım benim? Bak ben sen uykudayken Fevzi abine bıraktım seni. Geldim vazifeye ha? Şimdi bu akşam da yarın akşam da vazifedeyim. Burası çok yoğun. Problemlerimiz çok büyük kızım. Hani diyor ki şimdi bu iki akşam için seni... Türkan teyzelere götüreyim mi diyorum? Hayır, o benim Türkan teyzem değil. O benim Türkan ablam. Ha, Türkan ablası, ha Türkan ablan. Türkan ablanla Efe seni bekliyormuş, götüreyim mi? Nerede? Nerede? Şeyma Hanım'la. Orası neresi? Ya ben akşam, sen kızım, akşam gidince görürsün. Sen gitmek istiyor musun şimdi Türkan ablanla Efe'nin yanına? İsterim. O zaman tamam, ben seni okuldan çıkınca alacağım, götüreceğim oraya ha? Hadi güzel kızım benim. Ha benim boncuğum, lokum kızım benim. Haydi. Arkadaşlar. Biz bu Behruz'un evine bir girelim. Kıyısını, köşesini bir karıştıralım. Bu Şehmuz'un telefonunu bulmaya çalışalım. Amirim emredin, hemen dalayım hemen. Dalma Cemil'ciğim, dalma. Yanına çilingir al, kapıyı açın öyle girin. Zihninle gir. Bedeninle değil. Boşsun abi. Atlayacağım, zıplayacağım, dalacağım. Bırak, ben hallederim kendi işimi. Mühendisliğim var. Burada da bir doğum lekesi. Şarap rengi. Beyaz mı, kırmızı mı? Thank you.
İşim var mı bakayım benim orada? Ha, ya şu işleri bugün siz halledin. Benim bacağım çok ağrıyor. Ben bugün buradan çıkmayacağım. Tamam mı? Duş alıp yatacağım. Ona göre aramayın beni bir daha. Ferit komiseri arayıp söylesene. Adam daha birkaç saat otelden ayrılmayacak. İhtiyacın varsa karşıla burada. Bir daha durmaz yol üstünde. İstanbul istikametine dönelim. Yok yok, şu benzin istasyonuna gir. Bereket versin abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur beyim. Depoyu dolduracaktık. Tabii beyim. Bayağı düzelmiş burada. Eskiden çok kaza alıyordu. Arada bir oluyor da pek öyle ölümcü değil yani. Adamın lastiği batıyor, yolun kenarına sürükleniyor falan, o kadar. Biz İstanbul'dan gelirken büyük bir kaza gördük. Adam hızlı kullanıyordu herhalde. Bayağı bir takla atmış. Oluyor abi, o da oluyor. Yani neler gördük biz yolda? Var mı diye aradık. Adam ölmüş. Arabayı kullanan ölmüş. Fakat yanındaki kız kayıp diyorlar. Kız mı? Tamam işte, ben buldum onu. Nerede buldun? Yolda gideyim, önüme çıktı. Ben de aldım. Belliydi kız, yaralıydı. Vardı bir tuhaf. Nerede şimdi? Ben arkada yanağa gitti. Songül! Sen şu tarafa bak. Kız. Ne oluyor ya? Nerede lan kız? Nereye gideceğini söyledin mi? Ben Tekirdağ'a gidiyorum dedim. Ben de geleyim dedi. Başka bir şey demedi. Lan kıza bir şey yaptıysan döner senin beynini patlatırım, tamam mı? Tamam mı? Orospu. Geberteceğim seni. Thank you.
Tamam. Bir değişiklik olursa haber verin. Ben de geleceğim zaten. Hiçbir hareketi yok. Behruz hala otelinde. Emir de Behruz'la bağlantıya geçmiyor tabii. Biliyordur peşine adam taktığımızı. Behruz'un Affan'la nereden konuştuğunu tespit edemediniz mi? Behruz yeni bir kontürlü hattan bir başka kontürlü hattı aramış. GSM şebekesinin radyo link hatlarından hemen nerede olduklarını tespit ettik. Buradan hemen ekip çıkardık. Fakat Affan mobil haldeymiş. Yani arabasıyla gidiyormuş. Konuşması da biter bitmez telefonu tabii içinde kartıyla beraber camdan fırlatıp atmış. O kilometre çapında bütün yolları kapattık fakat adam bulunamadı. Ya bu adamlar şimdi bir telefon konuşması yapmak için yeni bir telefon satın alıyor, bir tane kontör satın alıyor. Telefonla konuştuktan sonra telefonu fırlatıp atıyor. Niye? Çünkü biz bu adamların nerede olduğunu cırt diye tespit edebiliyoruz değil mi? Öyle abi. Yani ben bu telefonla dolaştığım sürece birileri benim her daim nerede olduğumu takip edebiliyor değil mi? Evet. E şimdi ben buna sevineyim, üzüleyim. Çakamıyorum bu teknolojiyi Ferit. E aslında rahatsız edici bir durum tabii. Cemil, şimdi şu söylediklerimi not edin bakayım. Hepsini arayayım, bulun getirin bana. Şimdi bu Eser Koyudağ adına açılmış ne kadar banka hesabı varsa, orada Türk lirası, dolar, euro, yen, yun ne varsa ondan sonra bunların hepsinin kaydı. Kredi kartları, banka kartları, son bir ay içinde yapılan bütün harcamalar, eve gelmiş olan telefonlar, eve gelmiş olan postalar, elektronik postalar, karısıyla ilgili ne kadar kağıt, evrak, telefon, banka kartı, ev telefonu, kurye, posta, paket ne varsa her şeyin dökümünü istiyorum. Tamam mı? Hadi oğlum. Nasıldı teknoloji Ferit? O Eser denilen adam var ya, yerin hangi deliğindeyse onu bulacağım, elimle çıkartacağım. Gafur kapı sen. Durun Eri Feneri. Eser Feneri, Affan Feneri, Tahir Kemal Feneri, Ferit Çağlayan Feneri. Ferit, bu Eser denen adam bu Affan'la beraber çalışıyor. Bunu nereden çıkardın deme, bazen benim dilim söyler, ben dinlerim. Ahır kapı feneri. Rumeli feneri. Konuşmadı mı hala? Konuşuyor ama bir şey anlamıyorum. Fare, tartıl falan bir şeyler diyor. Garibim, adını bile bilmiyor. Ne yapsak, kime haber versek bilmiyor. Bacım, hoş geldin. İçsene çorbanı. Hadi iç çorbanı, acıkmışsındır. İçsin çorbasını da daha bir şey demezse jandarmaya deriz. Ben içireyim mi? Ne çorbası bu? Mercimek. Mercimek. Ben bunu daha önce içmiştim. En son bir yerde içmiştim. Fatma abla pişirmişti. Ferit'e içirdim ben. Ferit. Ferit kim oluyor? Ferit cinayet masasında komiser. Komiser orada uzun boylu müdür. Emniyet müdürü. Çok güzel olmuş. Anneme gideceğim ben. Annen kim? Nerede kalıyor? Bülent nerede? Bülent nerede? İzmir. Bülent kim peki? Bülent benim abim. Bu kız iyi değil. Allah acısın haline. Oğlum bir çaresine bak. Jandarmayla konuşacağım ben. Emniyet falan diyor. Başına bir hal varsa gelip baksınlar. Daha içer misin? Doyurduk mu karnını? Türkan kızım, benim bu meseleyi hiç aklım ermedi. Burada neyiniz eksik? Yatacak yatağınız, sofrada tabağınız mı yok?
Babana da söyledim. Çok üzüldü. Ben torunuma, kızıma bakamaz mıyım? Neden başkasının evine gidiyor dedi. Güzel annem, niye bu kadar büyüttünüz? Ben babamla baştan konuştum. Emrivaki yapmadım ki. 3 gün kalacağım, döneceğim. Yarın ameliyattan sonra zaten seninle kalacağım ben. Efe de oradan gider gelir. Bak Şeyma abla da yalnız kalmış. Can yoldaşı arıyor kadın. Melike gittikten sonra kaç kere söyledi bana gel benimle kal diye. Sen de kafanı dinlemiş oldun ameliyattan önce işte. Hem uzak bir yer değil ki, yabancı bir yer değil ki. Sen buradan seslensen ben duyarım oradan seni anneciğim. Ben ailemi, kızlarımı yanımda istiyorum. Şeyime yalnız kalmak istemiyorsa kendi kızını çağırsın. Çık şuradan. Dolabın üstünden bana bir sabun ver. Anne zaten avukatlara gidip geleceğim. Ödüm patlıyor Tekin gene gelecek gecenin bir yarısı zevzeklik edecek diye. Şu işleri halledene kadar kalır sonra dönerim. Anne ıhlamur yaptım içer misin? Vallahi bilmiyorum kızım. Bak bakayım büfenin üstünde listeye. Yasak değilse içerim. Neyiniz var bakayım sizin? Ya niye birbirinize o suratınız? Yok bir şey, nereden çıktı? Filiz söyledi. Niye bağırıştınız birbirinize? İşte. Bak hem Fatma ablam da rahat etmiş olur biraz. Bana bak. İkinize bir sopa çekerim. Anlarsınız. Utanmıyor musunuz? Kasık kadar kızsınız. Eğer bir derdiniz varsa aranızda oturursunuz konuşarak halledersiniz. Anladın mı? Yok anne bir derdimiz filan. Mehmet, şimdi Behruz'un oteline gidiyorsun. Yanına 2 tane memur al buradan. Odasına gireceksin. Kat görevlisi, temizlikçi, minibarcı, her ne halsa. İçeriye gireceksin, odanın fotoğrafını çekeceksin, bana rapor edeceksin, tamam mı? Bak bakalım şu mikrofon bilmem ne oralarda duruyor mu, bu adam ne halde? Bu bir. İkincisi, Eser Koyu da seninle buluşacağı zaman seni cebinden arıyor değil mi? Evet amirim, sadece aradığında görüşebiliyoruz. Seni aradığında...